Japonya'daki Hiroşima ve Nagasaki kentlerine ABD'nin attığı atom bombaları 130 bin kişinin ölümüne yol açınca İkinci Dünya Savaşı sonrası benzersiz bir silahlanma yarışı başladı. Bilim insanları Bulletin of the Atomic Scientist dergisinin Haziran 1947 tarihli ilk sayısında dünyayı nükleer tehdide karşı böyle uyarıyordu. Kıyamet saati 2020 itibarıyla ilk defa gece yarısına 100 saniye kaldığını söylüyor. Yeni tehlikenin adı ise iklim değişikliği. Aşırı yağışlar, çok şiddetli bir şekilde yağdı şu anda. Fırtınalar, sıcak ve soğuk hava dalgaları, seller, orman yangınları ve kuraklık gibi aşırı iklim olaylarının sıklığı ve etkileri arttıkça tehdidin ciddiyeti de daha iyi anlaşılıyor. Şu anki ısınma trendi o buzul döneminden çıkıştaki ısınma trendinin 10 katı. Yağışlarda da %40'a varan azalmalar meydana gelecek. Yaz kuraklığı da çok uzun sürecek. 92'den 2004 yılına kadar Türkiye sözleşmeye taraf olmadığı için ulusal düzeyde bir iklim politikası oluşturma çabası da görülemedi açıkça. Gidip imzaladıktan sonra ertesi gün siz termik santralleri açmak için bir çabaya giriyorsanız zaten bu bir yalan dolan haline gelir. Türkiye'nin deniz ulaşımını geliştirmesi lazım. Raylı sistemini, demiryolu ulaşımını geliştirmesi lazım. On binlerce dönüm orman arazisi çoğu su toplama ve su koruma ve erozyon önleme havzasında olmak üzere orman yok edilecek. Suyu o zaman nerede toplayacaksınız? Güzel bir zeytinler. Çek bak. Kömür kokusundan duramıyoruz. Eskiden doktor neydi bilmezdik biz. Hayalet köy diyorlar Kısköy'e. Babamın kendisi buraya yani yüreğe dayanıp gelemiyor yani. Bana çok zor geldi. Tabağıma şöyle bir baktığımda bolca patates, bir ekmek, hamburger köftesi, domates, baharat ve soslarla karşılaşıyorum. Hamburger ekmeği alacağız. Iceberg alayım abi bir tane de. Tabakta ne sos vardı acaba?